Karşımızda bir A matrisi var ve bunu indirgenmiş satır eşelon ya da basamak formuna getirmek istiyorum. Bu daha önce defalarca yaptığımız bir şey ve birkaç satır işleminden ibaret olduğunu biliyoruz. Bu videoda bu satır işlemlerinin A'nın sütun vektörlerine uygulanan doğrusal dönüşümlerle eş değer olduklarını göstermek istiyorum ve tabii ki de bir örnek üzerinden gideceğiz. A'yı indirgenmiş satır basamak formuna getirmek için yapacağımız ilk şey, burada girdilerin sıfır olmasının gerektiği, öyle değil mi? Şuraya yazacağım. Birinci girdiyi olduğu gibi tutacağız. Evet, sütun vektörlerinin birinci girdileri bu şekilde kalacaklar. Yazıyorum. 1, eksi 1, eksi 1. Aynı zamanda dönüşümümüzü de oluşturalım. Az önce ne demiştim? Satır işlemleri sütun vektörlerine uygulanan bir dönüşüme eş değerdir. O halde bu dönüşüm bir sütun vektörünü alacak. A1, A2 ve A3 diyelim. Evet, bunları doğrusal bir şekilde dönüştürecek. Sütunun ilk girdisi olduğu gibi kalacak da demiştik. O halde bu A1 olacak. Buradaki de bir çizgi. Peki, indirgenmiş satır basamak formuna getirmek için ne yaparız? Bunu sıfıra eşitlemeye çalışırız, öyle değil mi? Bunun için de ikinci satır yerine ikinci satır artı birinci satırı yazabiliriz. Çünkü böyle yaparsak bunların toplamından sıfır elde edebiliriz. Hemen bunu da dönüşümümüze aktaralım. İkinci satırın yerine ikinci satır artı birinci satırı yazacağız. İkinci satır artı birinci satır. Şuraya yazayım. Eksi 1 artı 1 sıfır eder. 2 artı eksi 1, 1 ve 3 artı eksi 1 de 2. Bunun da sıfır olmasını istiyoruz. O halde üçüncü satırın yerine de üçüncü satır eksi birinci satırı yazalım. Evet, üçüncü satırın yerine üçüncü satır eksi birinci satırı yazacağım. 1 eksi 1 sıfır eder, 1 eksi eksi 1 2 ve 4 eksi eksi 1 de 5. İşte bu kadar. Bunun doğrusal bir dönüşüm olduğunun farkındasınız değil mi? Ve bu da doğrusal dönüşümleri matris vektör çarpımları olarak ifade edebileceğimiz anlamına gelir. Mesela buradaki dönüşümü, evet, dönüşüm matrisini bulmak için Tx eşittir bir S matrisi çarpı X yazalım. A matrisini daha önce kullandığımız için farklı bir harf seçmem gerekiyordu ve aklıma ilk S harfi geldi. Tamam, peki. Buradaki S'yi nasıl buluruz? Dönüşümü sütun vektörlerine ya da birim matrisin standart taban vektörlerine uygulayarak. Hemen göstereyim. Birim matrisi çok küçük bir biçimde yazıyorum. Evet, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ve 0, 0, 1. Evet, birim matris buna benzer. Şimdi, dönüşüm matrisini bulmak için bunu sütun vektörlerine uygulayacağız. Sonuç olarak bunu biraz daha büyüteyim. Evet. Sütun vektörlerinin her birine uygulayacağız demiştim. Birinci satır her zaman olduğu gibi kalacak. O halde buraya 1, 0 ve 0 yazalım. Bu arada bunu bütün sütun vektörlerinin hepsine aynı anda uyguladığımı da hemen ekleyeyim. Evet, bu sütun vektörlerinin dönüşümünü alıyoruz ama birinci girdileri olduğu gibi kalıyor. İkinci girdi. İkinci girdi artı birinci girdi olacak, öyle değil mi? Yani 0 artı 1, 1 eder. 1 artı 0 da 1 ve 0 artı 0, 0 eder. Üçüncü girdinin yerine de üçüncü girdi eksi birinci girdiyi yazacaktık, değil mi? Evet, öyle. Yani 0 eksi 1 eksi 1 eder. 0 eksi 0, 0 ve 1 eksi 0 da 1. Bu dönüşümü birim matrisin sütun vektörlerine uyguladığımızda buradaki satır işlemlerinin aynılarını yaptığımızı görüyorsunuz değil mi? Satır işlemlerinin aynılarını buradaki birim matrise uyguladık. Ve bu dönüşüm matrisini buradaki sütun vektörlerinin ya da buradaki sütun vektörlerinin her biriyle çarptığımızda bu sütun vektörlerini elde edeceğimizi biliyorsunuz. Bunun da, yani dönüşüm matrisinin de S'ye eşit olduğunu belirteyim. Yeni bir matris oluşturduk. Sütunlarını S çarpı bu sütun vektörüyle buluyoruz. Hemen yazıyorum. S çarpı 1 eksi 1, 1. İkinci sütun S çarpı, bu rengi istememiştim, tamam. S çarpı
eksi 1, 2, 1. Ve üçüncü sütunda s çarpı buna, yani eksi 1, 3, 4'e eşit olacak. Bu dönüşümü, yani S matrisini buradaki sütun vektörlerine uyguluyoruz. Bu dönüşümün matris gösterimidir. Buradaki buna dönüşecek. Şurada gösterirsem daha iyi olacak ama buradakilere de ihtiyacım olabilir. Bunun için en iyisi birkaç tane ok kullanayım. Bu matris buna dönüşecek. Buna bağlı olarak bunu farklı bir şekilde de gösterebiliriz. Bu neye eşit? Bir matrisi alıp bu sütun vektörleriyle çarptığımızda matrisin sütun vektörlerini dönüştürmüş oluruz ve bu da matris ile matrisin çarpımının tanımıdır. Evet, bu S matrisi eşittir. S matrisi yani 1, 0, 0, 1, 1, 0, eksi 1, 0, 1 çarpı A matrisi. Yani 1, eksi 1, 1, eksi 1, 2, 1, eksi 1, 3 ve 4. Bunu iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bu dönüşüm matrisimiz yani S ve bu da A matrisi. Bunların çarpımını aldığımızda da bunu elde ediyoruz. Evet, kopyalayıp yapıştıracağım. Kopyala ve yapıştır. Tüm bunları buradaki satır işlemlerini yaptığımızda buradaki sütunların her birine doğrusal bir dönüşüm uyguladığımızı ve bunun da bu matrisi başka bir matris olan S ile çarpmakla aynı şey olduğunu hatırlatmak için yaptım. Az önce S matrisinin neye eşit olduğunu da bulmuştuk. Ama buradaki satır işlemlerini bir matris çarpımı olarak da yapabiliriz. Buradan yola çıktığımızda çok ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Bir matrisi indirgenmiş satır basamak formuna getirdiğimizde, şuradan devam edeyim. Ama önce burada başladığımız şeyi bitirelim, tamam, ve bunu indirgenmiş satır basamak formuna getirelim. Buna S1 adını verelim. Bu durumda da S1 çarpı A'ya eşit oluyor, değil mi? Bunun doğru olduğunu az önce gördük. Şimdi isterseniz bir dönüşüm daha uygulayalım. Evet, indirgenmiş satır basamak formuna getirmek için farklı satır işlemleri yapacağız. Ortadaki satır aynı kalacak. 0, 1, 2. Birinci satırın yerine birinci satır artı ikinci satırı yazacağız. Neden? Çünkü bunun 0 olmasını istiyorum. Farklı bir renk kullanayım. 1 artı 0, 1'e eşit. Eksi 1 artı 1, 0'a. Eksi 1 artı 2 de 1'e. Üçüncü satırın yerine de üçüncü satır eksi 2 çarpı ikinci satırı yazalım. Evet, böylece 0, 2 eksi 2 çarpı 1, 0 ve 5 eksi 2 çarpı 2 de 1 eder. Çok az kaldı. Bunları da satır yaparsak işimiz tamamlanacak ama bu son yaptığımız neydi? Farklı bir doğrusal dönüşümdü, öyle değil mi? Hemen bunu da not etmek istiyorum. Bu birinci doğrusal dönüşümümüzdü ve bunun üzerine ikinci bir doğrusal dönüşüm daha gerçekleştirdik. Buna da T2 adını verelim. Farklı bir gösterim kullanacağım. Bir sütun vektörü x1, x2 ve x3. Az önce ne yaptık? Yani uyguladığımız dönüşüm nasıl bir şeydi? İlk satırın yerine ilk satır artı ikinci satır yazdık. x1 artı x2. İkinci satırı olduğu gibi bıraktık ve üçüncü satırın yerine de üçüncü satır eksi 2 çarpı ikinci satırı yazdık. Bu da farklı bir doğrusal dönüşümden başka bir şey değil. Ve bu doğrusal dönüşümü de, yani T2'nin bir x vektörüne uygulanmasını da bir dönüşüm vektörü S2 çarpı x olarak ifade edebiliriz. Bu durumda bu da bu dönüşüm matrisini sütunların hepsine uyguladığımız için bu matrisle bu dönüşüm matrisinin çarpımına eşit olur. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama ne anlatmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum. Bu matris S2 çarpı buna, yani S1 çarpı A'ya eşit olacak. Hemen yazıyorum. S2 çarpı S1 çarpı A. Anlaşıldı mı? Bu S2 çarpı S1 çarpı A neye eşit? S2 çarpı S1'i bulursak A ile bunu çarparak buradan buraya da geçiş yapabiliriz. Ama bunu hala indirgenmiş satır basamak formuna getirmedik. Çok az daha işimiz kaldı. Burada yerim kalmadığı için yukarıdan devam edeceğim. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi de üçüncü satırı olduğu gibi bırakalım.
0, 0, 1. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi 2 çarpı üçüncü satırı yazacağım. 0, evet, 1 eksi 2 çarpı 0'dan 1 ve 2 eksi 2 çarpı 1'den de 0 elde edeceğiz. Son olarak birinci satırın yerine de birinci satır eksi üçüncü satırı yazalım. 1 eksi 0, 1 eder, 0 eksi 0, 0 ve 1 eksi 1 de 0. Diğerleri için yaptığımız gibi bu dönüşümün ne olduğunu da yazmak istiyorum. Buna da T3 adını verelim. Morla yazacağım, evet, bir x vektörüne uyguladığımız T3 dönüşümü. X vektörünü de bir sütun vektörü olarak x1, x2 ve x3 şeklinde yazalım. Eşittir. Az önce ne yaptık? Birinci satırın yerine birinci satır eksi üçüncü satırı yazdık. Yani x1 eksi x3. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi 2 çarpı üçüncü satırı koyduk. Yani x2 eksi 2 çarpı x3 ve üçüncü satırı da olduğu gibi bıraktık. Bu dönüşümü de yani T3x'i de bir başka dönüşüm matrisi olan S3 çarpı x olarak ifade edebiliriz. Bu sütunların her birine bu dönüşüm uyguladığımızda bunun bu dönüşüm matrisiyle çarpımını elde ediyoruz. S3'ün ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama bunu S3 çarpı buradaki matris yani S2 çarpı S1 çarpı A olarak yazabiliriz. Peki bu nedir? Birim matris, öyle değil mi? Bunu indirgenmiş satır basamak formuna getirdik ve birim matrisi elde ettik. Ve bunu daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Eğer bir matrisin indirgenmiş satır basamak formu birim matrise eşitse, tersinebilir bir dönüşüm ya da tersinebilir bir matrisle karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Ve bu bir dönüşümün dönüşümü de olabilir. Mesela T diyelim. T'yi daha önce kullanmıştım ama bu da T0 olsun hadi. Evet, bu dönüşümü bir x'e uygularsak a çarpı x'i elde edebiliriz. Durum buysa bunun tersinebilir olduğunu anlarız. İndirgenmiş satır basamak formuna getirdik. Evet, bu dönüşüm matrisini indirgemiş satır basamak formuna getirdik ve birim matrisi elde ettik. Bu bunun tersinebilir olduğu anlamına gelir. Anlaştık mı? Bunun yanında daha ilginç bir şeylerin gerçekleştiğini de görmüş olmalısınız. Buraya bir takım satır işlemleri yaparak geldik ve bu satır işlemlerinin başlangıçtaki dönüşüm matrisimizi, satır işlemlerimizi temsil eden dönüşüm matrisleriyle çarpmakla aynı şey olduğunu söyledik. Bu çarpımı aldığımızda birim matris bulduk. Bir önceki videoda matrisin tersinin ya da T0'ın tersinin diyelim. Bu da doğrusal bir dönüşümdür. Evet, bunun A matrisinin tersi X olarak da temsil edilebileceğini gördük. Ters dönüşüm matrisi çarpı dönüşüm matrisi birim matrise eşittir. Bunu daha önce gördüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? İspatını yapmıştık. Şimdi buraya dönelim ve işin ilginçleştiği noktaya gelelim. Elimizde bir seri matrisin bununla çarpımı var ve bunun sonucunda da birim matrisi elde ettik. O halde bu, yani bu matrislerin çarpımı ters matrise eşit olmalıdır. Ters dönüşüm matrisi. Aynen S1'in ne olduğunu bulduğumuz gibi istersek bunun ne olduğunu da bulabiliriz. Buna benzer işlemlerle S2 ve S3'ün de ne olduğunu bulup çarpımlarını alırsak, bulduğumuz şey A'nın tersine eşit olur. Bunun yerine daha ilginç bir şey de yapabiliriz. Buradaki matris çarpımını birim matrise uygularsak ne olur dersiniz? Yani burada yaptığımız şeyleri mesela birinci satır işlemini bu A matrisi, bu da birim matris olsun, evet, yaptığımız ilk doğrusal dönüşüm, buradakinden bahsediyorum, evet, evet, bu dönüşüm S1 çarpı A'ya eşitti. İlk satır işlemleri bunlardı, öyle değil mi? Ve sonucunda da bunu elde etmiştik. Aynı satır işlemlerini birim matrise uygularsak ne buluruz? S1 çarpı birim matris S1'e eşittir. Standart taban sütunlarını neyle çarparsanız çarpın, o şeyin kendisini elde edersiniz. Yani burada da geriye S1 kalır. İsterseniz S1 çarpı I yazalım ama sonuç S1. İkinci satır işlemlerini de uyguladıktan sonra ne bulmuştuk? S2 çarpı S1 çarpı A.
Aynı işlemleri buna uyguladığımızda ne buluruz? S2 çarpı S1 çarpı 1'in matris. Uyguladığımız son satır işlemleri sonucunda da S3 çarpı S2 çarpı S1 çarpı A bulmuştuk. Aynı işlemleri buna yapınca S3 çarpı S2 çarpı S1 çarpı 1'in matris elde ederiz. Şimdi bu satır işlemlerini uyguladığımızda burada 1'in matrisi elde ettik, öyle değil mi? Peki ya burada? A'ya bu satır işlemlerini uygulayarak 1'in matrisi elde ettiysek, aynı işlemleri 1'in matrise uygularsak ne elde ederiz? İşte bunu. Az önce 1'in matrisi neyle çarparsanız çarpın, o şeyin kendisini elde edeceğinizi söylemiştim. Peki bu nedir? A'nın tersi. O halde bunun ters dönüşüm matrisini bulmak için genel bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak elimizde bir dönüşüm matrisi olduğunu düşünelim. Mesela A matrisi, 1'in matrisi buraya koyarak ilaveli bir matris elde edebilirim. Buna bir takım satır işlemleri uygularsak, bunları da matris çarpımı olarak gösterelim. Bu satır işlemlerini hepsine uyguluyoruz. Evet, A'ya uyguladığımız satır işlemlerini 1'in matrisine de uyguluyoruz. A, indirgenmiş satır basamak formuna geldiğinde, 1'in matrisine de aynı işlemleri uyguladığımızın altını bir kere daha çizelim. 1'in matris, A'nın tersine dönüşür. Bunun ters matrisleri bulmak için çok faydalı bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Teoride neden işe yaradığını gördük. Bir sonraki videodaysa bir örnek göreceğiz. Hatta belki de bu videoda başladığımızı çözeriz.